Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için inanılmaz lezzetli, üzerindeki kreması kesinlikle çatlamayan ve tam kıvamında çilekli cheesecake tarifi hazırladım. Ben çilekli yaptım ama siz arzunuza göre daha farklı veya sade haliyle de servis yapabilirsiniz. Şimdi gelin çilekli cheesecake nasıl yapılır hep beraber izleyelim. Öncelikle 26 santimlik kek kalıbımızın iç kısımdan yan duvarlarını tereyağı ile yağlıyoruz. Çok aşırı yağlamamıza gerek yok ve tereyağı kullanmamızın sebebi şu an görmüş olduğunuz fırın kağıdının daha iyi yapışmasını sağlamak. Sadece amaç fırın kağıdını düzgün bir şekilde kek kalıbına yapıştırmak. Aynı zamanda kek kalıbımın alt çemberine de fırın kağıdını daha önceden yerleştirdim. Fırın kağıtlarının üst üste geleceği kısmı hafif yağlayın ve daha iyi bir şekilde yapışmasını sağlayın. Kelepçeli kalıp kullandığımızdan dolayı fırınımıza yağ damlayabilir. Kek kalıbımızın altına 2 tane alüminyum folyo üst üste gelecek şekilde yerleştirdim ve fırın kağıdıyla beraber etrafında çevirerek sardım. Bir kenarda beklemeye alıyoruz. 2 paket petibör bisküviden 5-6 tane eksik, yani 300 gram kadar petibör bisküvi kullandım. İsteyenler fındık da ilave edebilirler, çekilmiş fındık ve 100 gram tereyağını da ilave ediyoruz. İsteyenler burçak bisküvi de kullanabilir. Hangi bisküviyi kullandığınız çok önemli değil. Yeter ki damak tadınıza uyan bir bisküvi çeşidi olsun. Bisküvileri robottan iyice çektikten sonra fırın kağıdı serdiğim kek kalıbına alıyorum. Önce bir spatula ile yaydıktan sonra bir kaşık yardımıyla bastıra bastıra düzeltiyorum. Bu aşamada isterseniz bardak da kullanabilirsiniz ama benim her zaman tercih ettiğim yöntem kaşık çünkü çok daha kolay şekil verilebiliyor. İyice bastırdıktan sonra bir kenarda beklemeye alıyorum. Ben buzdolabına kaldırdım ama siz normalde bekletebilirsiniz. Kremasının yapımına geçelim. 500 gram süzme yoğurt. Ben fromage blanc kullandım. Fransa'dakiler ve Almanya'dakiler iyi bilirler. Almanya'da quark diye geçiyor galiba. Tam adını bilmiyorum. Fransa'da fromage blanc. İyice homojen bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Yaklaşık birkaç dakika diyebilirim. Bir su bardağı toz şekeri ilave edip çırpma işlemine devam ediyoruz. 200 gram krem fraiş veya labne peyniri de kullanabilirsiniz. Bir su bardağının mukabildir. Birkaç dakika daha çırpma işlemine devam ediyoruz. İki yemek kaşığı dolu olacak şekilde un. Bir yemek kaşığı dolu olacak şekilde nişastayı da eleyerek ilave ediyoruz. İki yemek kaşığı limon suyu ve bir adet büyük boy rendelenmiş limon kabuğunun rendesi. Eğer limonlar küçükse 2 adet limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Bu arada yumurtanın bir tanesi aldı başını gidiyor. Hepsini iyice çırpıyoruz ve 3 adet yumurtayı teker teker ilave ediyoruz. Her birini güzelce çırptıktan sonra diğerini ilave ediyoruz. Toplamda 3 adet bütün yumurta kullanmış oldum ve yüksek devirde tekrar çırpma işlemine devam ediyoruz. Bu arada eğer normal mikser kullanıyorsanız da hiç durmadan ilave edin, çırpın ve aynen işlemlere devam edin. Cheesecake'imizin kreması tamamdır. Artık kek kalıbını alabiliriz. Cheesecake'imizi kelepçeli kalıba boşaltıyoruz. Güzelce dibini sıyırdım ve birkaç defa masaya vurarak içindeki hava kabarcıklarının yukarı çıkmasını sağlıyorum. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişirmeye bırakıyorum. Ama öncesinde yapmamız gereken küçük bir işlem var. İçine su doldurduğum ısıya dayanıklı fırın kabını fırının alt tabanına yerleştiriyorum. Üzerine de cheesecake'i koyuyorum. Alt üst ayarlamış olduğum fırının or tarafında tam 1 saat boyunca pişti. Toplam pişme süresi 1 saattir. Üzerinin böyle beyaz olması gerekiyor. Bakın en ufak bir çatlama dahi yok. Dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Bu arada sosunu hazırlamaya başlayalım. 500 gram yani yarım kilo çilek, üzerine bir çay bardağı kadar toz şeker, bir çay bardağı su, bir yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde nişastayı ilave ettikten sonra blenderdan çekiyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alan çilek sosunu ocağa alıyoruz ve karıştıra karıştıra pişirmeye başlıyoruz.
Çilek sosu yerine isterseniz vişne, frambuaz, böğürtlen veya isterseniz portakal ya da limon ile de sos hazırlayabilirsiniz. Aynı bu şekilde yapmanız yeterli olacaktır. Göz göz olup kaynayan çilek sosunu artık ocaktan alıyoruz. Hiç bekletmeden buzdolabında soğumuş olan cheesecake'imizin üzerine döküyoruz. Bakın cheesecake'imiz ne kadar güzel ve hiçbir çatlama dahi yok. Ben cheesecake'imi bir gece öncesinden hazırlamıştım. İsterseniz 4 saat buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Buzdolabında biraz soğuduktan sonra hemen sosunu hazırlayıp üzerine dökebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Bu sayede sosuyla beraber 3-4 saatte hazır olmuş olacaktır. Dinlenmesi için tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Birkaç saat sonra yani üzerindeki o çilek sosu tamamen soğuyana kadar dinlendirdim ve artık sizler için servise hazırlıyorum. Kelepçeli kalıptan çıkardıktan sonra kenarındaki fırın kağıdını dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Bu kısma kadar videomuzu izlediyseniz yoruma kalp bırakabilirsiniz. Bu sayede ben de izlemiş olduğunuzu anlarım. Büyük bir spatula yardımıyla bir pasta altı veya servis tabağının üzerine cheesecake'imizi alıyoruz. Bu kısımları özellikle sizlere daha iyi yardımcı olabilmek için çekiyorum. İnşallah faydam dokunuyordur. Normalde diğer kanallar gibi bu kısımları göstermeden hemen son aşamasını sizlere gösterebilirim kısa bir şekilde. Ama ben gerçekten faydam dokunsun istiyorum. Bir işi yapmışken bütün püf noktalarıyla gösteriyorum ki sizler de yaptığınızda birebir aynı sonucu alın. Bu kısımda yine bir püf noktası vermek istiyorum. Kenarları hafif çıkıntılı olan kısımları bir bıçak yardımıyla sıyırabilirsiniz. Kısaca bununla gösterdikten sonra artık sizler için servise hazırlıyorum. Ben üzerini dilimlemiş olduğum çilekler ile süsledim. Ama çilek kullanmanıza gerek yok. Zaten sade haliyle bile muhteşem görünüyor. Ben çileğe doyamadım. En son üzerine iki tane daha çileği ince ince dilimledikten sonra süslemek amacıyla tam ortasına yerleştirdim. Eğer bu pastayı misafirlerinize ikram edecekseniz daha şık durması için bir bıçak yardımıyla bu şekilde üzerine çizikler atabilirsiniz. Tam anlamıyla kesmiyorum. Sadece bıçakla çizgileri daha belirgin olacak şekilde çizikler atıyorum. Ve artık sizler için bir dilim alarak kıvamının, dokusunun nasıl olduğunu daha yakın bir şekilde göstermek istiyorum. İşte cheesecake'imiz bütün asaletiyle, muhteşem görüntüsüyle servise hazır. Tabii ki yakın çekimde kıvamını da sizlere göstereceğim. Bu cheesecake tarifim benim yıllardır yaptığım bir lezzetti. Emin olun yaptıktan sonra asla pişman olmayacaksınız. Hatta en favori lezzetleriniz arasına girecektir. Bakın kıvamının güzelliğine gerçekten muhteşem bir kreması var. Sosuyla birleştiğinde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.